Evet, şimdi Yavuz Çıkarma Plajı'nda bizleri bekleyen Milli Savunma Bakanımıza, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanımıza ve beraberindeki komutanlarımıza bağlanıyoruz. Şimdi canlı bağlantıya geçiyoruz. Rumlar tarafından buradaki Türk kardeşlerimize, Kıbrıslı kardeşlerimize, Kıbrıs Türk'üne karşı yapılan ezaya, cefaya, zulme, katliama, işkenceye son vermeye başladığımız Kıbrıs Barış Harekatı'nın başlangıç noktasını teşkil etmekte. Buradaki yapılan bu harekat ile, Kıbrıs Barış Harekatı ile, Mehmetçik, Kıbrıs Türk'ü ile, buradaki mücahitlerle, mücahidelerle, tek yumruk, tek yürek olarak Rumlara karşı yapılması gereken ne varsa barış için, özgürlük için, sadece Kıbrıs Türk'ünün değil, aynı zamanda burada Rumların da barış içinde yaşayabilmesi için yapılması gereken harekatın adıdır. Bu yapılan çalışmaların, bu yapılan harekatın, bu çekilen eza ve cefanın, buna karşı alınan tedbirlerin de gençler tarafından bilinmesi yüksek malumları çok büyük önem arz etmekte. Onları da çeşitli araçlarla, çeşitli şekillerde gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Biraz önce bahsettiğiniz bu Ç-1974'ün müze haline gelmesi de gençlerimize bugüne kadar neler çekildiğini, nereden gelindiğini, ne durumdan geldiğimizi de anlatmak bakımından büyük önem arz etmektedir. Bugünlerin unutulmaması bakımından önemli bir araç olacağını değerlendiriyoruz. Arz ederim. Evet, şu anda Milli Savunma Bakanımızı dinledik. Gençler, bu müze gemiyi gezmeyi ihmal etmeyin. Ve 74 Barış Harekatı'nın hangi şartlarda başarıldığını görmeniz bakımından bu çok ama çok önemli. Siz de kestiğiniz kordelayla birlikte kalacak. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah, bismillah. Sağ olun. Hoşçakalın. Hayırlı olsun. Değerli kardeşlerim, şimdi de Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu açılışını gerçekleştiriyoruz. Malumunuz, ulaşım projelerine büyük önem veren bu projeleri bir ülkenin gelişmesinin ve kalkınmasının temeli olarak gören bir cumhurbaşkanıyım. Aynı şekilde değerli kardeşim Ersin Bey de bu gayretin içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Karayolu Master Programı kapsamında bugüne kadar 602 kilometrelik ana yol yapımı gerçekleştirildi. Halen 55 kilometre uzunluğunda 4 yol yapım projesi ile birlikte 322 kilometre uzunluğundaki köy yolları projesi devam ediyor. Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu Projesi, başkent Lefkoşe'nin trafiğini büyük ölçüde rahatlatacak, zaman ve yakıt tasarrufu sağlayacaktır. Evet, Lefkoşe Kuzey Çevre Yolu'nda bizi bekleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Kara İsmailoğlu ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay'a bağlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, Lefkoşe Çevre Yolumuz toplamda 20 kilometre uzunluğunda, tamamlanan 11 kilometresini hizmete açıyoruz. Yaklaşık Lefkoşe merkezinde günlük 40 bin olan trafiğe alternatif bir ulaşım alternatif yolu ortaya çıkmış oluyor. İnşallah 25 dakika süren yolculukları 9 dakika indiren çok önemli bir projenin bugün açılışını yapıyoruz. İnşallah çok büyük hizmetler verecek Kıbrıs'ımıza ve Lefkoşe'mize. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Sağ olun. Adil Bey, Resmiye Hanım, yalnız yani belki söylemek ayıp olabilir ama Adil Bey, şevler, çevre düzenlemesi, bunları henüz tam bitirmediniz galiba. Ben yemyeşil olsun diyorum her taraf. Kıbrıs yeşil. Sayın Cumhurbaşkanım, Kuzey Kıbrıs yemyeşil. Sayın Cumhurbaşkanım, çok haklısınız. Mevsim itibariyle
Mevsim itibariyle yapamadık. Kasım ayı itibariyle biz planladık. Programımız da var. İnşallah Kasım ayı itibariyle tamamen yemyeşil olacak bu şehirler ve orta refüjler. Hep şahit olun. Kasım ayı itibariyle her taraf yemyeşil olacak. Hazırız Sayın Cumhurbaşkanım. Peki. Ya Allah. Bismillah. Çevre yolumuzun da hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Kıymetli arkadaşlar, içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında verinin üretimi ve korunması devlet güvenliğinin en önemli faktörlerinden biri haline gelmiştir. Milli teknoloji hamlemiz sayesinde beşeri sermayemizle, yazılımımızla, donanımımızla ve altyapımızda dijital dönüşüme en iyi şekilde uyum sağlamak yönünde önemli mesafeler kat ettik. Özellikle kamu hizmetlerinin dijitalleşmesinde tüm dünyaya örnek olan bir performansı sergiliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin dijital altyapısının güçlendirilmesi için de gayret gösteriyoruz. Kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesi alanında teknik işbirliğinin geliştirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Bu kapsamda 2012 senesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti elektronik devlet projesini başlattık. Bu şekilde dijital kamu hizmetlerinin sürekli iyileştirilmesini, ülke genelinde yaygınlaştırılmasını, kullanıcı dostu hale getirilmesini, erişim yöntemlerinin artırılmasını ve katma değerli hizmet sayısının çoğaltılmasını amaçlıyoruz. Bu proje Kıbrıs Türk halkının günlük hayatlarını kolaylaştıracak, devlet dairelerinde beklemesinin önüne geçecek, hızlı ve etkin hizmet almasını sağlayacaktır. Bugün temelini atacağımız veri merkezi elektronik devlet projesinin en önemli ayağını oluşturuyor. Merkez sayesinde kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi teknolojileri alanındaki hizmet sunumuna ait altyapı ihtiyaçları 7/24 kesintisiz, güvenli ve etkin şekilde karşılanacaktır. Arzumuz kamu hizmetlerinin en kolay ve etkin yoldan kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli şekilde Kıbrıslı Türk kardeşlerimize ulaştırılmasıdır. Bu çalışmalarda öncü rolü oynayan Dijital Dönüşüm Ofisimize teşekkür ediyorum. Şimdi veri merkezimizde bizi bekleyen Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Ali Taha Koç'a ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti E-Devlet Yürütme Kurulu Başkanı Suat Yeldener'e bağlanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, talimatlarınız doğrultusunda Türkiye'deki E-Devlet altyapısını Kıbrıs'a taşıyoruz. Kıbrıs E-Devlet altyapısının çalışmaları tamamladık. Artık kamu hizmetlerini 7/24 etkin bir şekilde dijital ortamda elektronik olarak veriyoruz. Bugün kamu veri merkeziyle beraber Kıbrıs'ı dijital bir güç olabilmek için, dijital güçlerle entegre edilmek için altyapısını güçlendiriyoruz. Şimdi buradan biz sinyali veriyoruz ve inşallah mikseri çalıştırmaya başlayacağız. Ali Taha Bey, Suat Bey, hazır olduğumuza göre şöyle hepiniz de butonlara hep hazır birlikte basalım. Ya Allah! Bismillah. Ya Allah! Bismillah. Evet, geldi. İnşallah tamamen dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız. En güzel şekliyle, en ideal şekliyle.